Word ekranını görüyorsun değil mi Ahmet? Word Görüyorum. ekranı. Tamam Evet. hocam. Oğlum, ben yavaş yavaş başlayayım. Şimdi biz geçen hafta bu Collimated Transmission Method'ı inceliyorduk. Orada 7. bölümdü bizim için. Burada birkaç cümle kısaca hatırlatayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bizim bir setup'ımız vardı. Ben özet olarak tekrar çizdim bunu. D kalınlığında collimated ışık, yani odaklanmış ışık buradan vurduğunda dik olarak karşıya geçen fotonları aldığımızı düşünüyoruz. Bu fotonlar da minimum sapmayla gelen fotonlar. Yoksa birçok sapma yönlerinde dışarı kaçan fotonlarımız var. Bizim için bu ışığın vurduğumuz yerden, yani fiberle tam karşısındaki D uzaklık sonra aldıklarımızı düşünürsek neleri alabiliyoruz? Tabii bir de o var. Bizim dedektörümüz var. Dedektörümüzün bir acceptance angle'ı var. Theta D. Yani kabul ettiği, onun gördüğü bir açı var. Onun dışında foton yakalayamaz zaten. Transmission'da nasıl tarif etmiştik? Transmission gelen ışık ve çıkan ışık cinsinden daima birden küçük bir katsayı çıkacaktır. Biz bu yöntemle müteyi, yani toplam zayıflatmayı, ki o nedir? Mü A artı müsedir. Bunu yakalıyoruz bu yöntemle. Tabii ki mü A çok baskınsa, yani soğurulma, saçılmaya göre çok yüksekse, bu müte bizim için kabaca mü A olur. Yani amaç ne olmuş olur? İncelediğimiz dokunun, malzemenin optik katsayısı, yani mü A'yı bulmuş oluruz bu yöntemle. Ölçümsel olarak mü A'yı belirleme şansımız olur. Tabii mü A'yı bilmek yetmez. Birazdan başka yöntemlere de gireceğiz. Müseyi de bilmek gerekir. Yani ben o dokunun saçılma özelliklerini de ölçmek isteyebilirim. Bu setup'la veya buna benzer setup'larla. Onları yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi bu bağlantının veya bu denklemlerin geçerli olması için balistik anlamda ölçüm yapabilmek için bu kabulün zorlayan 3 tane faktör vardı. Bu faktörlerden biri optical depth. Yani bu dokunun optical depth'i. Penetration depth diyebiliriz buna. Müse çarpı D. Optical depth birden büyük müdür, küçük müdür? Bunun ileride sorgulayacağız. Optical depth çok önemli. Müse çarpı D faktör. Birimsiz bir faktör bu. İkincisi, bu ortamdan geçen fotonların maruz kaldıkları saçılma olayını modelleyen şey bizim phase function'ımız. Phase function'ımız. Bu phase function'ı tabii matematiksel bir kabule bağlı. Bu phase function'ı ne aldığınız cinsinden, bu bir cosinus theta'nın, yani sapma açısının, random variable'du o. Bunun PDF'i, yani probability density function'ı idi. Bu modeli ne kadar iyi kurabiliyorsunuz? Yani bu dokuyu ne kadar iyi tanıyabiliyorsunuz saçma anlamında? Ona uygun bir phase function kullanmanız gerekir. Bu belirliyordu verimi. Üçüncü bir olay da demin dediğimiz gibi kullandığınız dedektörün şeyi, görme açısı, yani imalatı. Siz bir başka dedektör, keyfi dedektör kullanamazsınız. Yani bir dedektörünüz var, bozulmuş. Ondan sonra rastgele bir acceptance angle olan bir dedektör kullanayım derseniz hata yapma şansınız artar. Bu üç faktör bizi, bu sonuçlarımızı etkiliyordu. Dolayısıyla burada benim dedektörüm acaba kendisine doğru gelen fotonların yüzde kaçını alarak sinyale dönüştürebiliyor? Yani bir friction var. Collection friction denilen bir kavram var. Collection friction. Yani benim toplama miktarım. Fotonların kaçta kaçını toplayabiliyorum? Buna kappa diyoruz. Bu da bir random variable bir anlamda. Evet, bir saniye, ben izin isteyeceğim 1-2 dakika. Evet. Şimdi bu olayları incelerken bunları matematiksel anlamda da bu koşulları bir detaylı gözden geçirelim. Demin dediğimiz gibi bunlardan bir tanesi, birinci faktör, bu distribution of scattering count olarak adlandırılabilir. Yani bizim saçılma miktarlarımızın dağılımı nasıl modellenebilir?
nasıl düşünülebilir buna bakalım. Şimdi arkadaşlar biz bir slab aldığımızda, yani bizim malzememiz slab, dilim, Türkçesi dilim. Yani bir doku var veya bir ne var, çok ince bir küvet var. Bu da olabilir. Bir slab. Dikdörtgenin prizma şeklinde bir malzeme olduğunu düşünürseniz, düzgün bir geometri. Ve bu malzemenin relatif kırılma indeksi 1 ise, yani ne demek bu? Dış ortamın kırılma indeksi ile bu saçılmalı ortamın kırılma indeksi eşit çıkıyorsa bu şeydir. Relatif indeks 1'dir. Yani ne vardır? Ne yoktur daha doğrusu? Yüzeysel Fresnel Reflection yoktur. Daha önce bunları görmüştük. Ve yine bu malzemenin anizotropi faktörünü 1 almışız. Alırsak daha doğrusu. Bu nedir? İzotropik bir saçılma var. Yani belirli bir yönlenme var. Bu eğer 0 çıksaydı her yöne doğru saçılma olasılığı eşit diyecektik. Açısal olarak. Şimdi ne var? Anizotropik faktörün 1 olması bize ne söylüyor? Belirli bir yöne doğru akış var. Yani yönlenmiş bir saçılma var. Tamamen diyebiliriz. Dolayısıyla bu böyle bir ortamda, böyle bir mediumda biz bu acaba saçılma ortama giren fotonlarla ortamdan çıkan fotonların, yani saçılmadan çıkan collimated fotonların miktarlarını kestirebilir miyiz acaba bu durumda? Kestirebiliriz. Şöyle bir denklemle kabaca modelleyebiliriz bunu. N sıfıra çıkan fotonlar dersek, input veya incident'a giren fotonlarsa, bunu bir yasasına göre, ki daha önce gördük bunu, yukarıda da görmüştük. Bu kime bağlı? Bu foton miktarı. Ya aslında foton miktarı nedir arkadaşlar? Sinyaldir değil mi? Yani IC'miz bizim aslında. Üstü kapalı olarak biz IC'yi kastediyoruz. Çıkan foton, buradan çıkan foton, kolime olarak çıkan foton, dedektöre vurduğu zaman IC sinyalini oluşturuyor. Intensity oluşturuyor. Yani bu denklemi, eski denklemi böyle kullanmakta bir mahsur yok. Yeni denklem olarak bunu the equation 7-4 olarak görüyoruz. Bakın. Hani daha önce kullandığımız bizim 7-1 denkleminin şeyi bu. Paralel yapısı yani. Aynı durum. Dolayısıyla ortama gelen kaynaktan, ışık kaynağından gelen foton miktarıyla çıkan foton miktarı tanımadıktan sonra bu neye bağlı? 1 yasasına bağlı. Yani bir exponential çökme var veya azalma var. Giriş fotonları miktarında bir azalmayla çıkış fotonu oluşturuyoruz. Bu da yolla orantılı ve müteye katsayısı ile orantılı. Müteğinin de mu artı mu se olduğunu biliyoruz. Şimdi acaba biz bu fotonların sayısını kestirebilir miyiz? Kestirebilir miyiz? Yani ne demek bu? Ben saçılma olayına bağlı olarak, yani saçılma olayını 1, 2, 3 gibi çoğaltsam ne demek bu? Benim dokum var. Eğer hiç saçılma yoksa saçılma eventinin sayısı sıfırdır. Değil mi? Saçılma vuku bulmuyor. Çok saçılmalar oluyorsa, multiple scattering eventler ortaya çıkıyorsa, benim fotonun bir yerden geri, bir yerden çıkıncaya kadar birden çok saçılma olayına, zigzaklara maruz kalıyor. Bundan her birine birer event diyoruz. İşte 1, 2, 3, 5 gidiyor. Evet. Dolayısıyla bu saçılma steplerine bağlı olarak, event miktarına bağlı olarak, benim her saçılmaya bağlı olarak ortaya çıkan foton, saçılmaya maruz kalmış fotonların sayısını kestirebilir miyiz? Şu modelle kestirebiliriz. Ortama gelen toplam foton miktarı şu, veya kaynaktan giren foton miktarı şu eşitlik altında, yani eşitlik equation 7-5 diyelim onu arkadaşlar. Bakın yine bir müs d, değil mi? Bu i event number ve exponential bir terimimiz var. Yukarıdaki eksi mu t d, aşağıda da i faktöriyel. Evet. Demek ki benim i değişkenim saçılma eventini gösterirse, yani sıfırsa saçılma yok. Birse birinci step saçılma. Başka saçılma yok. 2, 3, 4, 5 gittikçe çoğalan saçılmalar dersek buna, ben demek ki saçılma miktarı cinsinden, event cinsinden o saçılmana maruz kalmış, experienced olmuş foton miktarını kestirebilirim bu denklemle. Bunu kabaca ne olarak görebiliriz aslında? Bir anlamda bu bir olasılık yoğunluk fonksiyonu. Probability
density function. Bunu şöyle kabaca çizelim yani. Kitap çizmemiş ama kafamıza canlansın. Değil mi? Buraya i saçılma eventleri dersek bunlara, işte 0 ise 0, sonra 1, 2, 3 event artıyor. Multiple scattering olmaya başlamış bakın. Böyle gidiyor. 5, 6. Değil mi? Böyle bir, buna da ni derseniz, şöyle bir grafik çizsek biz, değil mi? Bu nedir? Density function. Yani şunun ürettiği sonuç, şöyle bir plot edilse bize density function'ı plot etmiş olur. Tekrar söylüyorum. I 0 için saçılma olmayan, saçılmasız durumu dikkate alacağız. Genellikle bir ortamın, dokunun veya bir endüstriyel malzemenin saçılma karmaşıklığı, yani difüz olayı, o oradaki i'nin giderek artmasıyla paralel gidecekti, değil mi? Öyle bir olay vardır ki fotonlar bir kez saçılma olayına maruz kalıyordur. Yani hemen hemen saçılması çok zayıf bir ortamda deriz onun için. Peki. İkinci husus collection friction. Yani ben demin dediğim gibi benim dedektörümün yakalayabileceği foton onun görme açısına bağlı. Bir de neye bağlıydı? O ortamdaki saçılma olayını modelleyen density function'a bağlıydı. Dolayısıyla bunları biraz detaylı bakarsanız, collection friction diyelim buna. Matematik anlamda bunun koşullarını yakalamaya çalışıyoruz bakın. Collection friction of single scattering light. Tek bir saçılma olmuş. Yani event 1. Event number 1. Başka yok. Single scattering. Bütün fotonlar diyelim ki tek bir saçılmaya maruz kalmış. Böyle bir ortamda bizim dedektörümün yakalayabileceği foton miktarı onun bu kabul etme açısı, yani acceptance angle'la bağlı. Artı genelde fizikte kabul edilen böyle bir ortam için benim bu sapma olaylarımın cos theta'lı oluyor diye bu. Mesela şöyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor, şöyle geliyor. Her adımdan önce bakın theta kadar sapıyor, theta kadar sapıyor. Bu theta'ların ortaya çıkması bir random süreç. Yani theta'lar random variable. Dolayısıyla bunların kosinüsleri de cos theta'da bir random variable. Ben bu random variable'ın, yani sapma açısının kosinüsünü PDF'inden bahsediyorsam, probability density function'dan bahsediyorsam, optikte buna ne deniyor? Phase function deniyor. Phase function. Sapma açısının dağılımı. Bu genelde fizikte ve optikte bu theta açısının ile ilgili bu PDF aşağıdaki denklemle modellenir. Yani onun da özel bir ismi vardır. Henry-Greenstein. Bakın. Henry-Greenstein function. Scattering phase function. Çok kullanılan bir PDF fonksiyon tipi. PDF fonksiyon tipi. Yani bu parantez içerisinde cos theta yazarsak, yani bu PDF'tir aslında bu. Evet. Bu olasılık şu denklemle, hepsini yazmayayım şimdi vakit geçmesin arkadaşlar. Bu denklemle anlatılabilir. Bu bir fonksiyon PDF. Yani biz bunu cos theta'ya göre çizdirirsek yine böyle bir exponential vari veya tam öyle olmayan bir şuna benzer veya bundan biraz daha uzak olabilir. Ne elde ederiz? PDF function elde ederiz. Onun altında kalan alan, mesela şöyle bir fonksiyon olsa, uyduruyorum bunu arkadaşlar. Şöyle olsun, değil mi? Bu cos theta, bu da olasılıkla. Şu arkadaş bunu bana pilot ediyor. Bu açılar şu arada kalsın. Cos theta aralığı. Yani cos theta kaç kez ortaya çıkmış? Olasılık bu, değil mi? PDF. PDF'teki bu probability neyi anlatır bize? Ortaya çıkış miktarını. Yani şu cos theta şu aralıkta AB aralığında değer alırken bundan kaç adet ortaya çıkmış? Bundan kaç adet ortaya çıkmış? Yani benim şu olayım, şu ortamımda cos theta'ların değer almaları kaç kez ortaya çıkmış? Bunu bana veren fonksiyon PDF. Bu PDF'in özel tipi nedir? Bu konuda kullanılan Henry-Greenstein modeli. Yani şu denklemle anlatılan PDF. Dolayısıyla biz bu eğrinin altında kalan alanı bire normalize edersek total, yani toplam olasılık bir olmuş olur zaten. Evet. Peki. Bir de bizim neyimiz var? Mesela bu yapımız için slab dediğimiz dikdörtgen prizma yapısı. Yani malzememiz öyle olsun. Kesilsin bir slice var.
bu dilim şeklinde malzeme oluşturmuşuz veya bir fantom model var. Bunun da şeyimize baktığımızda bu silap için ki şöyle bir şekil çizelim kabaca, tekrarlayalım o şekli. Dış ortam ne olsun? Hava olsun. Burası hava. Buraları. Buradan ışık geliyor. Değil mi? Ortam içine de ben, o ortam geniş de olabilir. Veya bir dedektörü de diyelim şuraya bir içine daldırdım. Dedektör de burada olsun. Dışında, yüzeyinde olmak zorunda değil. Yani dedektör şurada. Bir yumuşak bir doku bu veya bir sıvı ortam. Bu bir şey, küvet gibi bir ortam. Böyle dolu. İçine de küvet, dedektör daldırmışız. Ve dedektörümün de bir görme açısı var. Yani o fiberin görme açısı var. Dolayısıyla şimdi biz bu dedektör için, dedektörün bu görme açısı, algılama açısıyla dedektörümü havada tutsaydım, bir de malzemeyle tutuyorum bak, iki yerde tutuyorum. Havada tutarsam referans mı? Dedektörü şuraya koydum veya buraya koydum, fark etmez. Şuraya koyayım dedektörümü, dedektör. Referans bir değer alıyorum. Bu durum için teta D diyorum buna. Dedektörümü daha sonra malzemeye daldırdığımda bu yeni duruma da teta D üstü diyorum. Sample'la ilgili olan. Dolayısıyla ikisi arasında bir ilişki var bunlar. Yani aynı dedektörü kullanıyorum. Ama o iki, biri dış ortamda, biri sample içinde iken. Bu araların iki ortam için, iki ortamın, iki ortama ait kullanımdaki dedektörün acceptance angle'larının sinüsleri arasında bir Snell yasası denilen bir yasa var. Snell law fizikte. Bunu kullanıyoruz. Yani bu relative index sinüs teta üssü de. Evet. Dedektörle ilgili. Aynı dedektör. Bakın. Burada tabii önemli rolü oynayan faktör ne? Relative index. Relative index neydi arkadaşlar? Tekrar diyorum. Dış ortamın kırılma indeksiyle iç ortamın, dokunun veya malzemenin, sample'ın kırılma indeksi arasındaki oran. Bu bir de olabilir, farkı da olabilir. Bu önemliymiş, belirliyormuş bu şey. Yani equation 7.7'de anlatılan bu ilişki bizim dedektörümüzün dışarıda ve içeride kullanımına göre bu verimini, ilişkisini belirtiyormuş. Evet. Şimdi bu phase function'ı, yukarıdaki phase function'ı, şu Henning-Gristein model özel olarak bu alınıyor, çok kullanılıyor. Başkası da olabilir tabii mamafi. Ama fizikte, optikte daha çok Henning-Gristein tipi, yani cos theta'nın PDF açısından bu kullanılıyor. Dolayısıyla bu Henning-Gristein'i biz, bu phase function'ı cos theta için, cos theta'nın cos theta'nı, cos theta random variable değil mi? İntegre edersek, hangi sınırlarda integre edersek, cos theta üstü d, cos theta üstü d ve bir interval'ında integre edersek bu p'yi, p function'ını integre edersek, bize şey veriyor, bu dedektörün yakalama verimini, yani collection friction parametresini veriyor. Ona ne demiştik? Kappa demiştik. Ve olay ne? Single scattering event vuku buluyor. Yani bu ortamda fotonlar, herhangi bir foton bir kez saçılmaya maruz kalıyor. Diğer fotonlar. Yani şu multiple scattering yok. Single scattering condition'ı var. Dolayısıyla böyle bir ortam için dedektörümün verimi, yani yakalama verimi, daha doğrusu ortama giren kolime fotonların kaçta kaçını dedektör accept edebiliyor, yakalayabiliyor. Bu verimi kappa ile göstermiştik. Dolayısıyla bu nereden geldi az önceki tanımdan? Henning-Gristein fonksiyonunun, cos theta'nın pdf'inin şu aralıkta integre edilmesiyle bulunan değerdir. Yani bu kappayı yazarsak tekrar, ben uzun uzun yazmayacağım ama şöyle başlangıcını yazayım arkadaşlar. G'ye bağlı ve bir parantez var görüyorsunuz. Uzunca bir parantez. Denklem 7-8 olarak karşımıza çıkar. Evet, bu yüzde. %30, %40, %10 neyse. Kappa değeri. Burada tabii, burada önemli olan bunun neye bağlı olduğu, G'ye bağlı olduğu ve dedektörün burada neyine bağlı? Ortama daldırıldığındaki acceptance angle'ına bağlı olduğunu görüyorsunuz. Bunu biraz daha basitleştirebilirsek, bu V
büyüklüğü kappayı, yani kabaca eşitlik değil de kabaca teta üssü d kare 2 1 eksi g'nin karesi olarak kabaca kısaltabiliriz. Yani equation 7-9 olarak da kabaca böyle pratik kullanımlar için yazmamız mümkün. Evet, dediğimiz gibi dedektörün karakteristiğine bağlı, imalatına bağlı, görme açısının değerine bağlı, ortamdaki değerine bağlı ve ortamın g'sine bağlı bakın. Yani şeyine bağlı, izotropi faktörüne bağlı olarak elde edilmiş oluyor. Tekrar ediyorum, bu değer bir yüzde değer, yüzde kaç çıkıyorsa dedektörün bir anlamda verimini anlatıyor. Verimini anlatıyor. Yani kendisine doğru yönlenmiş, kolimi olmuş o ortam içindeki fotonların yüzde kaçını yakalayabiliyor bize veren bir kasayı. Peki. Bakın bu olay birkaç tane şeyle detaylandırıldı. Yani matematiksel anlamda. Peki. Bir üçüncü husus. Bu yine kolimi anlamda ölçüm yaparken bu setup için. Peki ben acaba yaptığım olayı hatalı mı değil mi? Yani bir miktar hata her ölçümde vardır. Bu hatayı nasıl analiz edeceğim? Veya bu hatanın kaynakları bu şeyde nedir? Yani error expression'ı inceleyelim. Bu tür bir kolime düzenekte, setup'taki ölçümün doğruluğunu kimler etkiler? Hata miktarını kimler etkiler? Bunu yakalamaya çalışalım. Peki, şimdi bunun içinde yine biz dedektörümüze doğru gelen kolimi olan bu ışık, bizim açımız vardı değil mi? Teta görme açımız vardı. Unscattered light olarak geliyor. Yani collimated olarak geliyor. Onları yakalayabiliyor. Yoksa dışarıya doğru böyle kaçan birçok foton var. Unscattered dediğimiz kolimi olan fotonları alıyor ama bu ne kadar ideal alıyor bunu? Bu ölçümde yani bunun çıkışında ne var? Bir sinyal var. Dedektör bana bir sinyal veriyor. IC veriyor. Intensity veriyor. Bu fotonlarla orantılı olarak. Bu oluşturduğu sinyal acaba tamamen unscattered, perfect collimated fotonlardan mı oluşuyor? Yoksa içinde bir miktar istemediğimiz, az da olsa saçılmayla gelen fotonlar da bu işine girmiş mi? Evet, bir miktar da onlar var. Yani unwanted bias var. İstenmeyen bir bias terimi var. Hata terimi var. Yani olay tamamen ideal kolimi olmuş unscattered fotonlardan oluşmuyor. Dolayısıyla bu olayı biraz daha böyle yakından görebilmek için bizim ortamımız acaba nasıl karar vereceğiz? Bu ortam single scattering bir ortam mı? Yoksa multiple scattering bir özellikteki ortam mı? Bunu biraz analiz etmemiz lazım. Anlayabilmemiz lazım. Yani bana bunu bir dese de böyle ben nereden inanayım ki yani onun fiziksel olarak bir sayısal değere indirgememiz lazım. İşte eğer koşul olarak kabaca bu μs çarpı d dediğimiz penetration depth veya dokudaki bizim dokunun kalınlığıydı bu değil mi arkadaşlar? O slab'in kalınlığı yukarıda gördük bir küvet vardı. Bunun kalınlığı d kadardı. Bu müzeyde saçılma kat sayısı. Bu da bir yolun tersi biliyorsunuz. Değil mi? Yolun tersi. Bu arkadaş metre. İkisi çarpıldığında birimsiz bir şey çıkıyor. Eğer bu arkadaş birden küçükse yani müze çarpı D penetration veya derinlik ölçüsü ne diyebiliriz? Multiple scattering ihmal edilebilir. Yani bu ortamda çoklu saçılma yok. Bu ortam kabaca single saçılmalı bir ortam. Bu özellik varsa, birden küçükse bu değer. Bu ortam için evet, multiple scattering koşulunu ihmal edebiliriz. Dolayısıyla ayrıca benim G değerim, anizotropi faktörüm 1'e doğru yaklaşıyorsa 0.9 küsür evet yaklaşıyorsa ne diyoruz biz de? Bu ışık saçılması kabaca bir yöne doğru yönlenmiş. Yönlü gidiyor. Yani her tarafa saçılma yok. Bir tarafa doğru yönleniyor. Ben bunu istiyorum değil mi? Yani kolime durumda bir ölçüm yapacaksam o ortamın şu değerin birden küçük olması yani multiple scattering'lerin olmaması
ve G'nin de olabildiği kadar 1'e yakın olması gerekir ki ben yönlenmiş bir dedektöre doğru bir yönlenmiş bir foton akışından bahsedebileyim. İşte bu durumları kabaca temin edebilirsek biz ne diyeceğiz o zaman? Benim için denklem 7.5'te az önce verdiğim bu saçılma olayına bağlı, yukarıda bakın bunu ezberi anlatmayalım. Bakın 7.5'te ne verdik biz? Şurada dikkat ederseniz, değil mi? Saçılma eventlerine bağlı o eventlere maruz kalmış foton sayısı, en iyileri modellemiştik. Dolayısıyla ben eğer multiple scattering'i dikkate almıyorsam, böyle bir koşulu varsa benim iyi değerim 1. Single scattering olayı var. Single scattering var. Yani iyi. Dolayısıyla böyle bir durum için iyi 1 almak, bir adet saçılmalı bir ortam. İyi 0 alırsak hiç saçılmasız ortam. Ben az önce ne dedim? Dedektörüme gelen sinyal, dedektörümün gelen fotonların dönüşümüyle oluşan sinyal, keşke hiç saçılmasız kaynaktan gelenlerle oluşsaydı. Yani bu dedektörümün sinyali tamamen dokudan geçmiş ve hiç saçılmaya maruz kalmayan pure collimated fotonlardan oluşsaydı. Böyle olsaydı ne olacaktı? İyi sıfır olacaktı, değil mi? Hiç saçılma yok bakın. Saçılma eventi sıfır. Yani nedir bu? Pure collimated veya non-scattering bir ortam var. Böyle olamaz. Keşke böyle olsa. Peki benim hatam ne o zaman? Hata miktarını şimdi sayısal yazacağım. Ben diyorum ki ortamda single scattering koşulu var. Yani fotonlar bir kez saçılmaya maruz kalıyor event olarak. O zaman gerçek hayat bu. İdeali de bu. Aralarındaki oran bana hatayı verecek. Epsilon, yani error'ı verecek. Error da nedir? N1 bölü N0 kappa. Kappa da neydi az önce açıkladık? Dedektörümün verimi. Yani dedektörümün bir anlamda verimi ama görme açısına bağlı olarak kendisine düşen fotonları sinyale dönüştürme şey yüzdesi bir anlamda verimi. Dolayısıyla bu terim bana bu sinyalin ortaya çıkışında dedektör sonunda fotonlardan üretilmiş intensity'nin ortaya çıkışındaki error'ı veriyor. Hata miktarını veriyor. İdeal saçılmasız foton sayısıyla bir kez saçılmaya maruz kalmış foton sayısı oranı ve dedektörün görme açısı verimi cinsinden bunu elde edebiliyoruz. Bu iki ışın 7-11 olarak karşımıza çıkıyor. Yani benim error'ım bu. Bu ölçümdeki, bu sinyal oluşturmadaki hatam bu. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bu her şey denklem 7-5'te ben i'yi yukarıda gördüğüm i'yi 0 alıp sonra da 1 aldığımda o denklem 7-5'ten equation 7-5'ten 2 kez çözüm yapsam bu en i'leri bulsam yani i 0 ve 1 için değil mi? Onları o denklemde yerine koyup parametre olarak hesapladıktan sonra burada yerine koysam 7-5'te çözdükten sonra burada yerine koysam bunun için error terimim daha basit olarak sonuçta benim karşıma şöyle çıkıyor. Kappa, mü s ve d olarak ortaya çıkıyor. Bakın ne kadar güzel sonuç ortaya çıkıyor. Yani equation 7-12 olarak ortaya çıkıyor. Tekrar ediyorum. Şuradaki n1 ve n0'ları nerede üretiyorum? Yukarıdaki 7-5'te. Yani i0, i1 için üretiyorum. Yerine koyuyorum. Düzenleme yaptıktan sonra benim hata terimim dediğim gibi dedektörün kalınlığına bağlı hale geliyor. Ortamın münsesine bağlı, tabii ki dedektörümün kappa parametresine de bağlı olarak ortaya çıkmış oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu analitik olarak türettiğimiz bu verim değerleri ve analizler aynı zamanda Monte Carlo ile de, yani Monte Carlo metoduyla da test edilebilir, yani validate edilebilir. Dolayısıyla peki ben onunla yapabilirim yani. Elinde Monte Carlo kullanım imkanım varsa yapabilirim. Peki tüm bu anlatılanlar ışığında ben nereye geliyor bu iş? Nereye geliyor? Bakın D denilen ilginç bir yere geliyor değil mi arkadaşlar? D nedir? Benim çalışma kalınlığım aslında. Eğer küvette çalışıyorsam bu
koşulların olabilmesi için bu DNA olmalı. Optimum DNA olmalı. Veya bir dilim doku slice çalışıyorum. Doku kesmişim burada arkadaşlar. Buradan ışık verip oluyorum. Bu dokunun kalınlığı D olarak ne olmalı? Optimum. Ben nereye kadar D'yi büyütebilirim? Veya büyütebilir miyim? Yani bu error'a tahammül edeceksem. Diyorlar ki error işte 1/5 olsun. Veya 1/3 olsun. Bu error'ı aşmayın. Bu hatayı aşmayın. Elinizdeki dedektörünüzde bu kappası boğlam dedektör var. Değil mi? Dokunuzda bu. O zaman biz nereye götürüyor bu? Ben bütün bu koşulların gerçekleştiği için kafama göre D seçemem. Yani kafama göre çalışma kalınlığı seçemem. Değil mi? Dolayısıyla 7-9 denklemi, yani kappa denklemi vardı yukarıda bakın. Şu kappa denklemini alırsak, şu denklemi alıp burada yerine koyarsak, bakın 7-9 bir kappa denklemi. Neye bağlı? Dedektörün açısına bağlı ve ortamın G'sine bağlı. Bunu alıp burada yerine koyarsak 7-9 denklemini from equation 7-9 değil mi? Bu olaylar ne haline gelir? G'li ve açılı hale gelir. Dedektörün algılama açılı haline gelir bu. Buradan D'yi yalnız bırakırsak işte denklem 7-13'teki sonuca ulaşırız. Yani 2 çarpı epsilon hata miktarı 1-G ortamın anisotropi faktörü, ortamın müesi ve dedektörümün açısının karesi. Evet, bu bana ne diyor? Diyor ki, bakın şu denklem. Diyor ki, yani 7-13 denklemi. Kardeşim siz, dedektörünüz bu. İzin verdiğiniz hata miktarı buysa, ortamın cisi de buysa, siz D'niz şu olmak zorunda, metre olarak. Tabii onu daha sonra milimetreye, mikrometreye çeviririz. Yani çalışma kalınlığınızı belirleyen faktörleri kullanarak bir optimum çalışma kalınlığını seçmeniz gerekir noktasına bizi getirmiş oluyor. Yani deneysel olarak arkadaşlar biz kafamıza göre deneysel setup'la ilgili bu slice'la ilgili ölçüler tutturamayız. Bizi sınırlayan kimdir? Dedektör parametreleri ve ortamın ilgili parametreleri. Yani deney tamam ben deney yapıyorum ölçümsel bir şey alıyorum ama teoriden uzak bunları yapamam. Değil mi? Beni bu noktaya getirmiş oluyor. Çok önemli bir husus. Peki. Devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu hatayı eğer biz çok şunu da yapabiliriz. Bunun tersini de düşünebiliriz. Değil mi? Ben burada D'yi veririm. Hatayı analiz ederim. Hata çok yüksek çıktı. Ben 1/5'e tahammül ediyordum. 1/17 çıktı. O zaman diyeceğiz kardeşim sen D'yi değiştireceksin. Yani şu kalınlıkla oynayacaksın. Bu hatayı aşmamak istiyorsan. Bizi nereye götürüyor? Bir ölçümsel tasarım yaklaşımına götürmüş oluyor. Peki. Burada bu konuyu noktalamış oluyoruz. Şimdi yeni alt başlığımız spektrofotometri. Spektrofotometri. Evet. Yani Fransızca bari konuşursak spektrofotometre. Ne demek bu? Bundan bir daha önce biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Spektrometre neydi? Onu tekrarlayalım bir iki cümleyle. Biz eğer bu ölçümleri tek bir frekans lambda'da değil de yani şu yukarıda anlattığım, geçen hafta da anlattığım bu deneysel yapıyı bir deneysel yapım var benim. İşte içeride doku var, bilmem ne var yapıyorum bunu. Lambda ile oynuyorsam, tek bir lambda'da yapmıyorsam bunu, farklı lambda'lar, lambda i'lerle yapıyorsam ve her lambda için bu sinyali, IS sinyalini, dedektör çıkışını ölçebiliyorsam veya bunu ölçen böyle bir cihazla uğraşıyorsam bu çalıştığım yöntem ne oluyor? Spektrometre veya spektrofotometre oluyor. Foto da şuradan geliyor. Yani spektrumda kullandığınız ışık yoksa spektrum çok geniş bir kavram. Yani bu mikrodalga da olabilir, termal de olabilir. Her şey olabilir ama burada optik anlamda dalga boyuyla yani görülen veya görülen bölgenin hemen biraz dışındaki near infrared bölgedeki ışıkla çok kullanırız. Bu bölgedeki lambdayı siz değiştirerek bir ölçüm yapıyorsunuz demektir. Evet ama bu spektrofotometre veya spektrometre diyelim biz buna. Spektrometrelerin bunlar biraz cihaz. Endüstriyel cihazlar.
Tabii tıpta da kullanılıyor. Her yerde kullanılıyor. Bizim elimizde de laboratuvarımızda bundan iki tane var zamanında projelerden aldık. Collimated ışık kullanarak çalışıyorlar bunlar. Yani benim bir ışık kaynağım var. Bu ışık yayıyor. Burada benim bir şeyim var. Sample'ım var, dokum var ve bu spektrometre denilen cihaza gidiyor. Evet. Cihaz da bilgisayara bağlı. Bir PC'ye bağlı. Bir arayüzle belirli programla çalışıyor bu ve bu PC'nin ekranında bana bu spektrumu çiziyor. Yani bir lambdaya göre bu aldığım IC'leri veya transmission'ları çizebiliyor. Ama işin özü collimated, yani odaklanmış, işte merceklerle odaklayarak kolime bir ışık gönderiyorum. D kalınlığında bir malzemem var ve çıkan ışığı da bir fiberle toplayarak bunu şeye yönlendiriyorum. Veya bir yine mercek sistemiyle spektrometrenin gören kısmına, yani dedektörünü gören kısmına bunu yönlendirebiliyorum. Şimdi spektrometre veya spektrofotometre bana ne ölçüyor? Mü'te ölçüyor. Yani ben demin dedim ya, mü'a artı mü'se'den oluşan mü'te ölçüyor. Onun da kökü neydi arkadaşlar? Dersin başına hatırlattım. Bu bir yasasına göre zayıflama vardı değil mi? Bakın şurada tekrar yazdım onu ama şuradan mü'teyi buluyor bana. T'de neydi? Transmission. Yani verdiğim ışık, aldığım ışık ve verdiğim sinyal, aldığım sinyal. Geçen hafta anlattık bunu. Bu I0'ı ben ne almıştım? Su için referans kabul etmiştim I0'ı. Reference intensity. Yani bu ortamda su olsaydı en az zayıflamalı sinyal aldığımda buna I0 dedim. Ondan sonra gerçek sample'ımı koydum buraya. Sudan farklı bir tabii doku çalışıyorum. Ona da ne diyorum? IC diyorum. İşte IC böyle I0'dan bir T transmission bularak biz denklem bunun içine bu algoritmayı basit bir denklemi bu yazılıma gömerek aldığım sinyaller cinsinden müteyi yakalayabiliriz. Evet. Genellikle tabii müte yakalanırken eğer müsiyemiz müaya göre çok küçükse, yani absorption ağırlıktaysa arkadaşlar, absorption baskın çıkıyorsa o ortamda, saçılma çok azsa, benim bulduğum müte değil mi? Müte değeri kabaca ne olacaktır? Mua olacaktır. Yani bu arkadaş ihmal edilmiştir o zaman. Çok küçüktür, ihmal edilmiştir. Spektrometrenin ölçüm sinyalinden yakaladığımız müteyi mua olarak kabul edebiliriz. Bu spektrometre tekniğinde arkadaşlar absorbance denilen bir terim var. Absorbance. Fransızcası absorbance. A diyoruz buna. Aslında biz bunu biliyoruz. Yani soğurulma. Soğurulma veya zayıflama. Soğurulmaya bağlı zayıflama. Zayıflatma, sinyalin zayıflaması. Bir giren sinyal var, optik sinyal. Çıkan var, değil mi? Bir zayıflama var, absorbance. Bu malzemenin özelliğine bağlı olarak, yani bu mütesine ve kalınlığına bağlı olarak bir zayıflama söz konusu. Ama malzemenin absorbance diyoruz buna. Peki, absorbance nasıl yazıyoruz? Absorbance, daha önce de bildiğimiz transmission cinsinden. Onu logaritmik yazıyoruz aslında. Logaritma 10 tabanına göre transmission. Transmission neydi? Az önce söyledim. IC bölü I0. Yani birden küçük bir değer bu da aynı. 0.8, 0. Zayıflatma yani. Zayıflatma aslında absorbance. Yani transmission'ın logaritmik ifadesine absorbance diyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu aynı zamanda optical density de diyoruz. Optical density. Tıpta. Özellikle şeyde X ışını ölçümlerinde oradaki X ışının zayıflamasını da absorbus olarak kemiklerden dolayı zayıflamasından dolayı optical density olarak da adlandırılabiliyor. Peki bu denklem absorbus denklemine equation 7-14 diye numara koyalım arkadaşlar. Biz daha önce 7-3 denkleminden bahsetmiştik. Dersin başında da bahsettik onu. Yani müteğinin bu collimated ölçümlerde şöyle olduğundan değil mi? Hatırlarsanız LNT bunu equation 7-3'tü bu. Değil mi? Bakın buradan içler dışlardan ne yapabiliriz?
T'yi yalnız bırakabiliriz. Yani şuradan T'yi bulmak mümkün. Yani exponential alırsanız mu T D çıkar. Bu transmission terimini burada yerine koyarsanız absorption'sı, değil mi? Şu terimler cinsinden bulabilirsiniz. Yani fark etme, onu yerine konu, bunu yerine koy, hiç fark etmez. Ama kitap veya teknikte bunlar kalıplaşmış şeyler, yani türetilmiş terimler. Absorbance'ı T'nin bu değerini mu T ve D cinsinden yerine koymak suretiyle farklı yazmak mümkün. Evet. Nasıl yazılmış? Yani bu yerine konduktan sonra absorbance, bakın logaritma ve mu T'nin şeyi falan falan falan, sonuçta o logaritmik değerler alınarak 0.43, onu ben kısaltacağım, mu t çarpı d olarak da bunu görmek mümkün. Yani equation 7.15. Evet. Absorbance denilen terim, yani transmission logaritmik ifadesi veya kendi başına mu t ve d cinsinden de böyle yazmak, absorbance olarak yazmak mümkündür. Tabi bu nasıl bir şey? Katsayı yine, değil mi? Katsayı. Yüzde. Bakın bunlar yolun tersi, yol gider. Bu kendisi bir katsayı zaten. Bu birimsiz çıkar. Böyle bir terimdir. Yahut da müteyi buradan yalnız bırakabiliriz. Canınız ne isterse. Yani biz absorbansı bize vermişlerse, spektrometre absorbansı bakın şuradan hesaplar. Transmission'dan hesaplayıp, ki transmission ölçümsel değerler, yani spektrometrenin içindeki algoritma program basit olarak IC ve sıfırdan T'yi buluyor. T'den logaritmik olarak absorbance buluyor. Absorbance'dan da mu T'yi bize yalnız bırakabilir. Hiç fark etmez. Yani böyle de yazmak mümkündür. Yani ben mu T'yi aradığım optik katsayı da 2.303 AD olarak bulabilirim. A'yı da buradan transmission'dan yazılımla üretmek mümkün. Evet, bu da aradığım sonuçtaki optik katsayı. Yani equation 7.16 arkadaşlar. Evet. Bizim derdimiz bunu bulmak. Yani bu mu t'yi bulmak, ki mu a eğer mu s'ye göre çok büyükse bu mu t bizim için mu a oluyor. Yani ben küvetin içine koyduğum sıvının veya dilim olarak, slab olarak, slice olarak d kalınlığındaki optik malzemenin, tıbbi malzemenin, dokunun veya endüstriyel malzemenin soğurma katsayısını, mu a'sını bulmuş oluyorum. Burada birçok açıklama var arkadaşlar. Tıpta da veya endüstride kullanılan terimler. Biz bunu tabii desibelle de anlatabiliriz. Absorbansı bu zayıflama, biliyorsunuz mühendislikte seste olsun, diğer radyo frekanslı mikrodalgalı olsun, zayıflatma terimleri desibelle çok anlatılır. Bu desibelle de bulunabilir bu. Yani şöyle de yapabiliriz. 10 absorbans, buna böyle dersek bu desibel olarak çıkar karşımıza. Yani 3 desibel, 5 desibel, 10 desibel gibi böyle böyle desibel cinsinden çıkar. Absorbans aynı zamanda bize demiştik az önce. Bakın optical density, değil mi? Yani optical density'yi dB olarak da bulabiliriz 10'la çarparak. Evet, nasıl isterse canınız. İşte mesela optical density 1 ise, bu 1 ise 10 desibel, değil mi? Bakın 10 dB. Oradaki zayıflatma anlamında bu kullanılabilir. Mesela işte ne yapalım? Şöyle diyelim isterseniz. Optical density 2 oluyor mesela. Bu 20 desibel. Ve 3 oluyor, 30 desibel. Yani desibelle orantılı şeyle 10 katsayısı orantılı olarak biz dB karşılıklarını bulmamız mümkündür. Bazen pratikte arkadaşlar bu santimetre başına desibel de anlatılır. Yani benim bir yolum var, değil mi? D yolum var. Santimetre başına bu desibel olarak absorbans ne kadar vuku buluyor? Bunlar da söz konusu olabilir. Ve buradan da şeye geçiş yapılabilir. Soğurma katsayısına geçiş yapılabilir. Bu iki türlü dönüşümü de verelim. Yani kitap şöyle dersek, kitap onu yazmamış. Ekleyin siz. Bu mü'yü biz santimetre üzeri eksi bir olarak bulmak istersek, işte şöyle yaptığımızda equation 7.17 olarak kitabın altında yazmış, bakın, değil mi? Yani ben bu 1 santimetrelik bir benim optik soğurma katsayım varsa, örneğin bu 1 ise bu,
1 santimetre üzeri eksi 1 bu denkleme göre bunun karşılığı ne oluyor? 4.34 dB bölü santimetre. Yani santimetre başına 4.34 desibellik bir zayıf atması olan ortamın müası 1'miş. 1 santimetre üzeri eksi 1'miş. Veya bu dönüşümü ters yaparsak santimetre başına 1 desibellik bir zayıflatma yapan bir ortam varsa bunun şeyi neymiş? Optik kat, soğurma katsayısı 0.23.03 santimetre üzeri eksi 1. Nasıl canınız isterse. Yani equation buna da ne diyoruz? 7.18. Yani ben birbiri arasında santimetre başına zayıflatmayı desibel olarak anlatabilirim. Bunun da ne karşılığı vardır? O ortamı soğurma katsayısı olarak karşılığı vardır diye özetleyebiliriz. Peki arkadaşlar. Bu arada elim şeye değdi. Özür dilerim. Evet. Şimdi bu spektrometrelerin veya spektrofotometrelerin iç yapısı teknik olarak nasıl oluşturulmuş tasarım? Yani cihaz olarak bunlar ne yapıyorlar mesela? Biz demin dediğim gibi bizim elimizde yukarıda çizdiğim bir ışık kaynağımız olması lazım. Işık kaynağı. Işık kaynağından farklı lambdalarda işte lambda ileride ışık üretmeliyim ve bunu da odaklayarak merceklerle dokuya vermeliyim. Yani benim şeyime, sample'ıma vermeliyim. Ondan sonra bu çıkan ışığı gibi kolime bu, değil mi? Bakın buradan sapmadan geçen enerjisinden çalışma yapıyoruz. Yine odaklayarak bizim spektrofotometremiz cihaza düşürmeliyim bunu. Cihazda bir bilgisayara bağlı olarak bir yazılımı var bunun. Bunu bana değerleri pilot ediyor veya sayısal değer olarak buraya aktarıyor. İki taraflı bunlar böyle çalışıyorlar. Peki, ışık kaynakları o zaman pratikte nelerdir? Mesela tungsten lamba kullanırsam ben burada, tungsteki laboratuvarımızda var bizim bu, visible ve infrared ışık verebiliyor. Visible nedir? Yani 400 ila 700 nanometre ve üst dalga boyları verebilir. Geniş bir broad bir şeyi var tungsten lambaların. Dalga boyu aralığı var. Eğer ben daha yüksek frekanslı yani UV denilim ultraviyole bölge işte 200-300 nanometre gibi yüksek frekanslı ışık vereceksem deuterium lambalar kullanılıyor. Tungsten kullanılmıyor. Deuterium lambalar kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar bizim çalışacağımız dalga boyuna göre kaynak seçmemiz demektir. Daha sonra bunu ışık kaynağının önüne ben bir monokromatör koyuyorum. Monokromatör ve diyelim ki ben ne yaptım? Tungsten kullandım. Bu arayı bölüyorum. Bu arayı lambdalara bölüyorum. Yani 400 ila diyelim ki 1000 nanometre arası var benim ışık kaynağım. Böyle bir şey veriyor. 400 ila 1000 nanometre arası ışık veriyor. Ama broad bir band veriyor bana. Onda tabii ki flat değil mi spektrumu? Işık kaynağı diyelim ki hadi buraları da biraz çok şey yaptık ama bu aralarda ben şu dalga boylarını seçmem gerekiyor. Değil mi? Yani diskret seçmem lazım bunu. Bunu kim yapıyor? Monokromatör yapıyor. Yani ışık kaynağının önüne ışık kaynağı şunu yayıyor bana. Broad. Ben bir monokromatör koyarak monokromatörün de içi tabii programlanmış bir şeydir o. Cihazdır. Bir grating var içeride. Buradan bana lambdaları seçiyor. Yani ayarlayarak istediğim lambdalarda bana lambda ileride ışık veriyor. Tarama yapıyorum yani bir anlamda. Şeyime, sample'ıma buradan seçtiğim lambdalarda ışık göndermiş oluyorum. Ve her lambda için spektrometremin ürettiği sinyaller bir bilgisayar ortamında bana veri olarak veya grafik olarak verilmiş oluyor, üretilmiş oluyor. Ben sonunda ne elde ediyorum? Lambdaya bağlı, lambdalara bağlı bir karakteristik. Örneğin absorbance ve A demin dediğim gibi absorbance grafiği elde ediyorum. Buradan da müteyi yakalamam, bu verileri, bu datayı değil mi? Bu bir vektör olarak bilgisayara aktarılıyor zaten şunun değerleri her lambda için. Buradan hesaplama yaparak istediğim dalga boyu için istediğim müteyi bulabilirim, hesaplayabilirim. Yani dokunun veya o sample'ın
müasını lambdalara göre çıkarmış olurum. Yani lambdaya bağlı müa veya kabaca müt demiştik biz buna hesaplamış olurum. Dokuyu tanımış olurum yani. Dokunun karakteristiğini çıkarmış olurum. Peki arkadaşlar. Şimdi sırada bir başka yöntem var. 7, 4, alt başlığına geldik. Oblique incidence refraktörometre. Şöyle kalemi şey yapayım. Oblik eğik demek biliyorsunuz. İnsiyadınız vurma, çarpma yani. Refraktörometri. Bu reflektistan geliyor arkadaşlar. Bakın biz bu zamana kadar anlattığımız bu spektrometre kökenli iki haftadır anlatıyoruz. Yani bir dokunun optik malzemenin optik kas sayılarını yakalamak için bu zamana kadar anlattığımız yöntemde transmission vardı değil mi? Az önce de anlattık zaten. Transmission bakın. Bir yerden gelecek, diğer yerden çıkacak. Koleme fotonlar cinsinden bir IC oluşacak. Girenler I0 diyeceğim. İşte hesap almaları anlattım. Bunu yapan en son düzenek spektrometre olarak anlattık. Ama yöntemin kökü nereye dayanıyor? Transmission. Yani malzemenin içinden geçiyor fotonlar. Koleme olarak. En az sapmayla geçtiğini düşündüğümüz fotonlar cinsinden ölçüm yapıyorum. Şimdiki yöntem yansımalı yöntem. Malzemenin içinden geçmeyen ve malzemenin şöyle diyelim, bunu kafamıza şöyle canlandıralım arkadaşlar. Geçen hafta anlattım ama mesela ben şöyle yapsaydım, böyle bir dik açıyla ışığı verip buradan alsaydım dedektörle, değil mi, sinyali, şu diffuse reflectance tabanlı yansımalı çalışmış olurdum. Bakın buradan alıyorum, yine buradan alıyorum, yani buradan veriyorum, buradan alıyorum. Karşıya geçiş yok. Transmission çalışmıyorum. Bu tür bir yöntem reflectance tabanlı, yansıma tabanlı ölçümdür. İşte şimdi anlattığımız olay o. Anlatacağımız olay o. Ama bir küçük fark var. Dik vurdurmayacağız. Eğik vurduracağız. Oblik. Yani benim yüzeyim böyle, doku yüzeyim böyle. Işık böyle vuracak. Bir açıda vuracak. Ve yine buraya bir dedektör koyacağım veya bir kamera koyacağım. Çıkan fotonları toplamak için. Bir yöntemin buna dayanacak. Peki. Şimdi biz bunu anlatmadan önce bizim bu neye ihtiyacımız var? Neden yapıyoruz bunu? Çünkü bu yöntemle biz hem müayı hem müseyi ölçebileceğiz. Demin sadece bir kabul yaptık. Müteyi ölçtük aslında biz burada. Müteyi de müa olarak kabul ettik. Dedik ki müse çok düşük bir ortam. Yani müseyi zayıf bir ortam var. Absorbance yani müası kuvvetli bir ortam var. O nedenle spektrometre kullanarak transmission tabanlı yöntem burada güzel çalıştı belli kabullerde. Şimdi diyoruz ki hayır kardeşim, benim elimdeki dokuda saçılma da var. Yani ikisi de var. Müa'da müse'de birbirine göre tipik değerlerde var bunlar. Ben ikisini de ölçmek istiyorum. Diyoruz. Dolayısıyla bunları tartışırken bu yöntemi anlatımda biz kabaca bir yaklaşım yapacağız. Geçen hafta biz ne anlattık? Diffuse reflectance anlatırken orada dik vuruyordu değil mi şeyler? Yani benim semi-infinite bir ortamım vardı hatırlarsanız. Dik vuruyorduk şeyimiz ve bu ortam işte anisotropi faktörünü değiştirdik ve eşdeğer olarak bu ortamı 4 aşamada diffuse reflectance hesaplayabilmek için değil mi? Bu boundary condition'ı bunun içine yedirebilmek için ne yaptık? En son D resminde bir hayali image ışık kaynağı ve içeride de izotropik yani her yöne eşit miktarda ışık yayan bir kaynak. İki tane kaynakla gösterdik diffuse reflectance hesaplarken ve bu infinitely scattering medium'a dönüştürülmüştü ortam. Oysa kendisi semi-infinite yani tipik ölçülerde bir ortamdı. Şimdi büyük ölçülerde bir ortamı tipine dönüştürerek öyle bir hesaplama yapmıştık. Approximation yapmıştık. Şimdi bu yeni yöntemde yani bizim bu eğik vurdurmalı oblique incident tabanlı yöntemde bu yüzeyde vurdurduğumuz bu ışık etkisinde benim gözlem noktam
Yani kameramın uzaklığı şu boundary bölgenin dışında kalıyor. Şurası var ya bakın. Hani burası sample'dı, burası dış ortamdı, ambient'tı, değil mi? Bir interaction bölgesi oluşuyordu. Bunu iki hafta önce anlattım. Bir boundary region oluşuyordu. Bu boundary region'ın ötesinde bir far, yani uzak bir bölgede kamera veya dedektörümü kullanırsam bir takım simplifikasyonlar, yani basitleştirmeler yapabilirim. Bu modeli biraz daha modifiye etmiş olabilirim. Onu söylüyoruz. Yani diyoruz ki bu diffuse reflectance, benim yakaladığım diffuse reflectance veya kameranın konumu bayağı ötede, yani uzaklıkta. Ne kadar uzaklıkta? LT üstünden büyük şu uzaklık. Burası LT üstünden büyük. Şu uzaklık çok fazla. Dersek bizim bu gözlem noktamız için bu kabulü kullandığımızda o zaman bir tane izotropik kaynak eşdeğeriyle bu işi kolaylaştırmış oluruz. Şimdi bu durumu arkadaşlar analiz edebilmek için biz oblik olarak, yani eğik olarak ışık vurdurduğumuzda yine ne kullanıyoruz? Pencil beam kullanıyoruz. Yani pencil beam. Yani benim ışık hala incecik bir yüzme şeklinde. Fark ne? Eğik geliyor. Sadece eğik geliyor. Ve şekillerimize şöyle yapalım. Arkada ona tekrar döneceğim ama erkenden vereyim şimdi şekli. Bakın orada şöyle yapalım arkadaşlar. Şekil 7-2 var arkada. Onu ben mecburum çizeceğim şimdi. Size erken çizeceğim. Şekil şu. Dik vurdurmak ayrı bir olay. Şu olay, bakın dik vurdurduk geçen hafta. İçeride yüzeyden LT üssü kadar derinlikte bir izotropik kaynak oluşmuştu. Bunu geçen hafta veya evvelsi hafta analizlerini yaptık. Burası hava, burası da benim saçılmalı ortamım, scattering medium. Ve kaynağım pencil beam olarak geliyor ama continuous pulse değil. Yani DC ile besleniyor. Lazer örneğin bu. Lazer DC ile besleniyor. Gücü sabit. Fakat incecik yüzme şeklinde geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Eğik vurduruyoruz. Yani benim şöyle yapayım arkadaşlar. Benim bir ortamım var yine. Bakın. Pek güzel çizemedim. Dik gelseydi böyle gelecekti. Eğik geliyor bakın. Eğik geliyor. Alfa i, yani incident açısıyla geliyor. Ve bir de bunun transmission, yol alma açısı var. Yani bu böyle şu açıda devam edebilir. Veya başka bir açıda devam edebilir. Ve şurada eşdeğer bir kaynak etkisi oluşuyor tekrar. Ve bu kaynak, bakın eskiden buradaydı. Şimdi buraya kadar shift etmiş etki olarak. Yani ben şurada bir kayma, shifting görüyorum. Kaynak etkisi dik vururken buradayken, şimdi eğik vururken burada bir kaynak etkisi yapıyor. Dolayısıyla şu yol yine şu yol LT üssü kadar. Tabi burada bir dik üçgen oluşuyor. Şu sapmayı veya şu sapmayı, aynı şey değil mi? Şu sapmayı bu açıdan, burası LT üssü, bakın paralel ya bunlar LT üssü, burası LT üssü. Buradan şu sapma dik üçgen alt kenarını bularak şu sapma ölçüsünün teorik olarak kestirebiliriz. Bunu XS diyoruz. Ya X, burası X mesafesi ya, X boyutu. Shifting, X ekseninde ne kadar kaymış etki, kaynak etkisi. Eğer ben bunu, bu kaynak etkisi, kayma etkisini ölçümsel olarak bulabilirsem XS miktarını, bu benim işime oldukça yarıyor. Yani bunu birazdan denklemlerinden göreceğiz. Biz doku parametrelerini bunun cinsinden çıkarabiliyoruz. Hazır bunu açmışken bu XS'yi yazalım. Analitik olarak XS'yi yazalım şurada arkadaşlar. Bir daha belki buraya dönemeyebiliriz. XS kayma miktarı, yatay kenar, değil mi? LT üssü, hipotenüs, değil mi? Bakın şurada şu ve sinüs alfa T, trans şu açı alfa T.
gelen açı alfayı ortama girdikten sonra fotonun dik eksene göre yaptığı, gezindiği açı şuraya geldi ya, kaynak etkisi burada alfa t. Yani transmission angle oluyor. Dolayısıyla ben bu kayma miktarını ölçümsel olarak bulabilirim. Ve biz LT'yi ne, LT üssü ne olarak biliyorduk arkadaşlar? Geçen hafta da gördük. 1 bölü MT üssü. Transport transmission coefficient. Bunu da yazmak mümkün. Evet, yani LT üssü buydu. Peki, bunları yazdık. Şimdi diğer, hatta şeyi de diğer sayfa, önceki sayfaya dönelim. Ondan sonra geri dönmek mümkün. Bu hangi şekil arkadaşlar? Figure 7 2 A ve B şekli. Biz bunu anlatıyoruz şimdi. Peki, bu sistemde böyle bir eğik vurdurduğunuzda, ki bunu biz hemen direkt yazdık şekil üzerinde, ama hani bunu tekrar kaynağı nedir diye incelediğimizde, hani şey üzerinden gittiğimizde tekrarlayacağız. Çok da sorun değil. Dediğimiz gibi alfa i, hani alfa i gelme açısı, ışığın vurma açısı şu. Alfa t de ortamdaki gezinme açısı, transmission angle diyebiliriz. İki açı arasında Snell's yasası vardı. Şu yasaya göre sinüs, yani gelme açısının sinüsüyle vurma açısının, yine refraktif, bağır refraktif indeksi kullanıyorum arkadaşlar. Alfa t. Evet. Bağır refraktif indeksi nedir? Dış ortam, havayla dokunun kırılma indeksi arasındaki oran. Bu bir olabilir, olmayabilir. Evet. Bu geometriden, demin anlattığı konu, bu geometriden ne buluyoruz? Şu yatay kenarı buluyoruz, değil mi? Yatay kenar. Yani x sesi analitik olarak bu şekilde bulabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Yani LT, ama LT üssü yerine MT üssü koyduğum için, yani kitabın denklemi tekrar yazılmış oluyor. Sinüs alfa T bölü mü A artı mü S üssü. Yani bu nedir? Mü T üssü aslında. Hangi denklem? Equation 7-20. Evet. Peki. Bu işin deneysel şeyi nasıl? Kurgusu, setup'ı nasıl? Onu nasıl yani oluşturabiliriz? Onu da arkada demek ki şekilde tekrar verelim. Kitap tabi yer darlığından dolayı anlatım yeriyle şekil yerlerini şey yapmış. Mecburen kaydırmış. Şekil arkadaşlar 7-3'te böyle bir ölçüm düzeneğini, setup'ın şeyini vermiş bize. Ne vermiş? Bir lazer kullanıyor genellikle. Işık kaynağı lazer kullanılıyor. Bir zayıflatırma, attenuator, mercek kullanılabilir. Kullanmayabilir de. Bir aynayla bu yönlendiriliyor. Tekrar bir aynayla bu artık yaparsınız, yapmanız size kalmış. Standart düzenek bu. Ve sample'ımıza düşürülüyor bu. Benim sample'ım bu. Ölçüm yapacağım doku bu. Ne bu aynayla şu açıda alfayı açısıyla düşürülüyor. Ve buraya da bir CCD kamera konmuş. Tek bir dedektör konmuyor. Tabii bu arkadaş şuraya kadar kayıyor ya, bir yerlere kayıyor, ama kamera her tarafı gördüğü için biraz onu anlatacağız. CCD kamera konuyor buraya. Ve bu da bir bilgisayara bağlanıyor. Evet. Şu açı dediğimiz gibi hatta ben bardan ters yaptık. Normale göre dik açı. Yukarıda dedi. Evet. Normale göre yapılan açı. Doğru mu yaptık arkadaş? Yanlış çizmedim de. Yanlış çizmişiz. Şu açı değil. Şurası. Özür dilerim. Yani dik eksene göre yapılan açı. Evet. Peki. Ama bazı kitaplar öyle değil. Şöyle bak, aslında bu şekildeki şey tutmadı bunu. Bakın şöyle, yani kitapta bir farklılık yaratmış. Burada dikkat ederseniz, bakın burada alfa i'yi buraya vermiş, ama
Yukarıda alfa i'yi yatay şurası için vermiş. Evet. Biz bunu dikkate alalım arkadaşlar. Özür dilerim. Yani iki durum kafa karıştırdı ama şöyle yapalım isterseniz. Şurayı silelim. Evet. Alfa i yine şey uyalım. Bu olsun. Buradaki de şekilde bu böyle kullanmış ama kullanmasaydı daha iyi olurdu. Bir çelişki yaratmış yani. Evet. Buna soru işareti koyduk. Şimdi biz buna uygun bir setup'la yani lazer kullanarak özellikle kullanmayabiliriz ama yani lazer çok tercih ediliyor. Düşük güçlü çalışmalarda böyle bir setup oluşturmak mümkün. Peki arkadaşlar. Şimdi bu elimizdeki şöyle yapalım bir saniye. Peki. Biz deneysel anlamda bu düzeneği kurabiliyoruz. Güzel. Peki böyle bir düzenekte biz nasıl bir sinyal elde edebiliriz? Yani benim tipik olarak elde edeceğim sinyal bir profil sinyali olması lazım. Bu profil sinyalde nasıl elde edilecek? İşte kamerada, kitap burada anlatmamış onu. Sonra ben araya gireceğim detay olarak. Biz bunu çünkü şey olarak çalıştık bundan 5-6 sene önce. Setup'ını çalıştık. Kamerada belirli bir şeyi aldık. Piksellerin oluşturduğu satır cinsinden çalıştık. Ve o profil elde ettik yani. Burada tabii kitap üstü biraz hızlı geçmiş. Tabii kitabın kullandığı CCD kamerayla bizim kullandığımız kamera aynı şey değil. Biz standart bir kamera kullandık. Burada bugün zaman yeterse anlatacağız ama hani normal anlamda bizim kullandığımız standart bir visible bölgeye alan veya near infrared bölgeye alan kameraydı. Orada bir satır anlamında vektör olarak bu profili elde ettik. Şimdi onu daha sonra geliriz. Şimdi esas bizim bu konuyu dağıtmama anlamında bizim elde ettiğimiz tipik bir profil acaba nasıl bir şey? Yani sinyalimiz nasıl bir şey? Onu görelim. Onu da nerede görüyoruz? Şekil 7.4'e bakalım arkadaşlar. Yan sayfada. Şekil 7.4'te bakın. Şöyle bir şey görmüşüz değil mi? Sinyalimiz var bizim. Profil sinyal. Yani kameranın ürettiği sinyal. Neye göre? Mesafeye göre. Ya yani şu konuma göre. Yukarıda vardı ya bakın. Şurası. Şu yani. Buradan dokumuz vardı. Buradan girdi. Işık değil mi? İçeride gezindi bir şeye vardı. Şu mesafe. XS. Shifting. XM ne? Measurement. Yani bu analitik olarak teoriden bulunan şey. Bunun adına ben ne kullanıyorum? Ölçümsel olarak measured. Ölçülmüş değerlerden bulduğum esas XS'i yakalıyorum. Çünkü setup bana bunu üretiyor. Ha, teoride XS diyorum buna. XS ile XM aynı şey arkadaşlar. Bu measured versiyon, bu analitik versiyon. Değişen bir şey yok. Kökü aynı. Fakat ideal olarak birbirine eşit çıkmıyor bunlar. Setup'tan dolayı. Şimdi ne olmuş? Bakın burada bir dik gelseydi bu ışık, bu eğri simetrik olacaktı. Çarpılmış bir eğri değil mi? Şöyle burkulmuş bir eğri. Şöyle olmuş. Burkuk bir eğri var. Yani lazeri ben buradan vurmuşum. Şuradan vurmuşum. Şuradan. Dik olsaydı yukarıdan vuracaktım. Şöyle olacaktı. Değil mi? Böyle vuracaktım. Bu eğri profil böyle çıkacaktı. İçeri çan eğrisi gibi çıkacaktı. Şöyle çıkacaktı. Şimdi eğik vurdurmuşum. Çarpılmış bir eğri. Yani bu sıfır şurası olsa, vurma yeri olsa, çarpıklık ve shifting olayı, bu eğrinin bir merkezi var. Şöyle bakın. Şu çarpılma miktarı, ortalama çarpılma miktarı. Yani XM. Ölçümsel olarak bulduğum shift. Bu da nedir? Bunun C yani center'ı. Ölçümün center'ı ama diklikten olan uzaklık bu. Shifting de bu. Evet. Lazeri de buradan vurdurmuş oluyorum. Yani konum olarak. Laser beam buradan vurmuş oluyorum. Bunlar mesafe. Yani işte santimetre. X ekseninin alacağı değerler. Santimetre olarak. Bu da nedir? Diffuse reflectance. Yani bulduğum RD değeri.
difüzif refraktif değeri. Geçen hafta bunu incelemiştik. Yani kim adına bu? Optik sinyal Fourier rate adına kullanışlı olan diffuse diffractance. Pardon, RD, R. Mesafeye bağlı. Mesafeye bağlı. Ya şu araya bağlı. Evet. Peki, bu diffuse diffractance arkadaşlar, pardon, şöyle yapalım. Monte Carlo'da hesaplanabilir. Değil mi? Geçen hafta anlattık bunu. Yani benim Monte Carlo denilen standart bir golden standard bir şeyim vardı, simülasyonum var. Bu ne işe yarıyor? Difüz ortamdaki fotonun gezintisini modelleyerek foton adına random sayılar kullanarak, rastgele sayılar kullanarak, tabii PDF'ler falan verilme koşuluyla difüz refraktansı bana koordinatta uzaklığa göre hesaplayabiliyor. Dolayısıyla ben bu setup'ın oluşturduğu bu çalışmayı da işte ortamın müasını, müstesini falan bilmek koşuluyla, ki ben onları biliyorum aslında. Yani şöyle ki, pardon, ben onları bulacağım ama yani tersten gidersem müaları, müseleri vererek bu setup'ta diffuse refractance hesaplayabilirim. Oysa gerçek hayatta ne yapacağım? Diffuse refractance deneysel olarak yakalayacağım profilden, sinyal profilinden geriye doğru giderek müayı veya müseyi yan yana ikisini eş zamanlı hesaplayacağım. Yani demek istediğim şu, biz Monte Carlo yöntemiyle bu shift parametresini verilen optik dokuya ait değerleri bildikten sonra bu shift böyle eğik vurdurmayla bu shifting'in ne kadar santim kayık olacağını, yani şu yer değiştirmenin ne kadar olacağını XM olarak Monte Carlo ile hesaplamamız mümkün. Böyle bir inceleme yapılmış. Bakın ne yapılmış? Monte Carlo ile bir çözüm yapılmış. Ha, bu deneysel olarak yapsaydım böyle olacaktı. Experimental. Bir demişler ki bir takım sayısal değerler verelim. Biz dokumuzu bildiğimizi düşünelim. Bunu Monte Carlo'da çalıştıralım. Ne verilmiş mesela arkadaşlar? Bir gözüm tam görmedi, ona bakayım arkadaşlar. Evet. Bu Monte Carlo sonuçlarını şekil 7.5'te üretmişler. Şu, bakın. Şöyle yapalım. Tabii hangi değerleri, onu söyleyeceğim birazdan. Şöyle yine bizim dik vursaydık böyleydi. Şöyle bakın, bu çarpıklık Monte Carlo'nun sonuçları bunlar. Evet. Bu measurement, yani değerlerimiz, üretilen değerler. Bu çarpıklık, şöyle çarpık ekseni bu. Şu XM miktarı. Evet. Bu da merkez falan filan. Şimdi bu XM'i ne bulmuşlar arkadaşlar? Monte Carlo'da 0,174. Ama kim için? Hangi doku için? Onları verelim hemen. Bakın. 1 miliwattlık lazer kullanmışlar. Bu Monte Carlo simülasyonlarında ışık gücü, ne diyelim ona? Per lambda. 1 miliwatt. Işık vermişler. Verilmiş gibi düşünüyor Monte Carlo'da. Verseydik yani böyle olurdu. Evet. Continuous tabii. DC. Bu güç devam ediyor. Skandinavik bir ortam var. Çarpma açımızı kaç almışız Monte Carlo'da? 45 derece. Efendim. Bu ortamın relatif indeksi neymiş? 1.33'müş. Ortamın müası neymiş? Yani müası böyle olsaydı ortamın. 0.25 şöyle santimetre üzeri eksi 1. Peki ortamın müsesi neymiş? Yani Monte Carlo'da konu olan ortamın 20 santimetre üzeri eksi 1. Ortamın G'si neymiş? 0.853. Evet. Böyle bir hipotetik ortam almışız. Ortamımız böyle olsaydı, ben Monte Carlo'da bu ortam için ışığı işte eğik vurdursaydım, ışığın gücü bu olsaydı deyip ne bulacaktım? Sapma miktarımı, shifting miktarımı 0.174
santimetre. 0,17 santimetre bulacaktı. Monte Carlo bana bunu çözecekti. Peki bu böyle bir ortamda, böyle bir ortam için analitik olarak biz bunları bulsak ne olur? Monte Carlo bunu buluyor. Yani analitik durumla Monte Carlo birbirine ne kadar yakın? Bunu araştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu bu değerler için analitik bulsak, yani analitik nedir? Equation 7-20, değil mi? Yani onu çalıştıralım. Bu denklemi çalıştırsak, analitik denklemi çalıştıralım. Nedir o denklem? 7-20. Bakalım. Ezbere konuşmuyorum. Şu. Değil mi? X'esi bana veriyor. Teorik olarak. Shifting'i veriyor. Sinüs, işte gezinme açısı, müte üssü falan, bunlar belli zaten. Buradan ben şey yapabilirim. Analitik olarak, bu teorik olarak X'esi bu durum. Ama Monte Carlo'da ne bulmuş? 0,174. Şimdi 0,17 pardon. Bunları karşılaştıracağız. Bulalım. Ne bulmuş oradan? Bu X'esi, ki ben detayını vereceğim. 0,16 santim bulmuş. Bakın bu arkadaş 0,74. Eşit değil bunlar. Monte Carlo daha güvenilen değer. Oysa analitik değer tutmadı tam. Peki bu analitik değeri nereden bulmuş bu? Bu sonucu onu üretelim. Bizim sinüs alfa t'miz, totalimiz vardı ya. Bu neydi? Sinüs yasasına göre çarpma açısıyla kırılma indeksinin şey arasında, değil mi? Relatif kırılma indeksi vardı. Oran var. Yukarıda verdim onu. İçler dışlar yapmış. Ben bu açıyı biliyorum. 45 derece bu arkadaş. Bu oran da 1.33. Bakın. Bu açı alfa açısı, burma açısı belli. İçerideki yayılma açısı buradan bulunabilir. Bu bulunmuş. Yani sinüs 45 derece için, bu arkadaş da 1.33 için, buradan 0.53. Bu açının sinüsü 0.53. Açının ne olduğu belli. Peki müse üssü ne? Bana müse üssü gerekiyor mu? Müse üssü gerekiyor. Nerede gerekecek müse üssü? Bakın. 7.20'ye bakalım. Mua artı müse üssü istiyor benden, değil mi? Ha, ben bunu üretmem lazım. Müse verilmiş bana, müse üssü verilmemiş. Onu buluyorum. Müse üssü nedir? Müse, bunları yazın arkadaşlar. Kitap bunları yapmamış. Evet. Müse neydi? 20 idi. 1 eksi. Bu arkadaş 0.85 alalım onu. Kabaca. Sonuç 3. Kabaca 3. Müse üstü 3. XS ne? O zaman XS, yani analitik olarak bulacağım shift miktarı 0.53. Değil mi? Öyle mi? Bakın. O neden öyle? XS yukarıda. Bakın XS. 7.20 denklemi şu. 0.53 az önce buldum. X'ini de buldum. Yerine koyuyorum şimdi bunları. 7.20'yi çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. 3 artı 0.25. 0.25. 3.25. Sonuç 0.16. Demek ki değer. Evet. Bu. Demek ki ben analitik olarak fiziksel yoldan bu dokunumu değerleri için shift miktarını böyle buluyorum. Monte Carlo'da ise 0.174 buldum. Yukarıda. Şunu buldum. Ufak bir şey var. Agreement hatası var. Uyuşmuyorlar bunlar. O zaman ne yapacağız? İşte demek ki bizim şey parametre değerlerimiz ufak oynamamız lazım. Yani bu setup'ın iyi çalışması için. Dolayısıyla arkadaşlar toparlıyorum. Demek ki biz bu eğik vurdurmayla ilgili olarak bu olayı verilen doku değerleri böyle olsaydı, biz bunu Monte Carlo'da çalıştırsaydık bu diffuse refluxance cinsinden, benim shift değerim şu kadar olacaktı ve analitik olarak bu kadar olacaktı. Şimdi hikaye bu değil aslında. Hikaye tersten gitmek. Nedir? Ölçüm yapalım, x'esi bulalım, geriye gidelim, müa'ya müse'yi bulalım. Bakın esas bizim derdimiz o. Yani bizim hedefimiz veya araştıracağımız olay x'esi bulalım ölçümsel olarak,
ölçümsel x'i belirleyelim profilden. Buradan yola çıkarak inverse çözümle kimi bulalım? Mü'a'yı ve müse'yi bulalım. Yani biz bunları istiyoruz. Yani bizim dokumuzun içindeki neler var? Mü'a'sı ve müse'si nedir? Dokuyu tanıyalım yani. Ama dışarıdan yaptığım ölçümle x'i bulayım, buradan yola çıkalım. İşte bu inverse yolu, inverse çözümü. Tartışabilmek için biraz hızlı gidelim. Bu soğumadan önce olayı biraz şey yapalım. Rafine edelim. Yani demin dedim ya, inverse çözüme geçmeden önce yukarıda Monte Carlo'yla bulunan XS veya shift miktarıyla analitik şey arasında küçük bir fark vardı. Yani 0.174 ile 0.160 arasındaki fark kadar. Bunu birbirine daha iyi hale getirelim. Bunu araştırmacılar şöyle bir ampirik yöntem bulmuşlar arkadaşlar. Demişler ki kardeşim biz ufak bir şey yaptık, iyileştirme yaptık. O da şu, XS'i bulurken yeni durumda ona XS üssü demişler. S'den neydi XS? Şuydu. Az önce çözdük zaten. Sinüs alfa t vardı değil mi? Mü a artı müse üssü vardı. Şimdi bu durumu iyileştirmek için Mü'nun önüne bir katsayı geçirmişler. Ampirik bir katsayı türetmişler. Mü'yi direkt almamışlar. Ne almışlar bu yeni durumda? Yeni durum diyelim buna. Veya modified durum diyelim. Empirikli. Yine sinüs alfa t'miz var. Sadece bunu tam almak yerine 0.35 kesirini almışlar Mü'nun arkadaşlar. Yani equation 7.21 olarak. Şu gelmiş. İyileştirme faktörü. Bu gelince Monte Carlo'la bulunan değer ile ki 0.174 de o. Bu duruma göre XS hesaplanmış şu alınarak. XS üssü olmuş tabii artık o. XS üssü 0.176 bulmuşlar. Ha, çok güzel. Bakın demin 0.16 idi. Monte Carlo 0.174'tü. Değil mi Monte Carlo? Neydi? 0.174'tü. Yaklaştılar bakın bunlar birbirine. Demek şu katsayı yani önüne bir 0.35 getirerek iyileştirmişler. Evet. Ve buradan arkadaşlar devam ederek, yola çıkarak biz bu denklem 7.22 şurası 7.21 zaten şeydi, az önceki şeydi, söyleyin. XS üstü denklemi. 7.22, pardon özür dilerim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz hızlı gittim, kusura bakmayın. Evet. Bu yeni durum için artık ben diffuse coefficient'ı yazabilirim. O neydi? İçinde mü'a ve müse üstü olan. Yani bu yeni durum için, modified durum için 1, 3, o müte üstüydü. Yani burada şu 0.35'i şey yazıyorum artık. Evet. Demek ki ben 7.22 equation 7.22 ve equation 7.21 bölümde. Bunu da içe sokarsam, yani birbirine yerlerine koyarsam, yani daha doğrusu XS üstünü değeri yazabilirim. Değil mi? Değeri yazmak mümkün. Yani şunun ne olduğunu biliyorum. 1/3 var. Bunu burada yerine koyarsam bu arkadaşı değeri yazmış olurum. Yani XS üstünü düfüs katsayı cinsinden yazabilirim. 3D sinüs alfa t cinsinden yazabilirim. Evet. Bu ne diyecek bana daha doğrusu? Tersten gidersem D nedir? D değil mi? XS üssünü ben eğer ölçümsel bulursam ki öyle yapacağım. Bu açıyı da biliyorum. Transmission açısını. Yani çarpma açısından ve o Senil's yasasından biliyorum. Yani benim derdim D'ye ulaşmak. Bunu ölçümsel bulacağım. Sinyalden
bulacağım. Buradan başlayacağım. Geriye giderek D'yi bulacağım. D'nin içindeki müayi müseyi yakalayacağım. Bunu da kısmetse haftaya yapalım. Burada bitti diyelim arkadaşlar bu haftalık. Bitti diyelim. Haftaya hocam, bunu efendim buyurun. Dinliyorum. Hocam bu analiz sadece Monte Carlo için değil mi? Şey equation 21 evet. Ve 24. Monte Carlo için değil. Sorun güzel oldu. Ha. Monte Carlo için değil. Monte Carlo'ya daha çok yaklaştığı için iyi bir durum bu. Yani 0.35 getirerek 0.35 amperik katsayısı türeterek Monte Carlo'daki duruma Monte Carlo'daki durum ya Muhammed. Bu da bu yeni evet. durum için böyle oldu. Yani Monte Carlo'ya çok yaklaşan iyi bir durum oldu bu. Oldu mu? Anladım. Rafine modifiye ettik, rafine ettik durumu. Haftaya da kısmetse buradan devam ederiz. Çünkü bayağı konumuz var. Hızlı gitmeyelim. Konu karmaşıklaşıyor. Olsun. Zamanımızı bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Peki. Teşekkürler. İyi günler. Haftaya görüşelim. İyi günler. İyi günler.